herkese kolay gelsin. Öncelikle. Bugün size bas davul ve sağ ayak tekniğinden biraz bahsedeceğim. Aslında temel olarak burada iki çeşit çalım var. Ayak pozisyonu olarak iki çeşit çalım var. Bir tanesi topuk aşağıda, yani heel down denilen teknik. Diğeri ise topuk yukarıda, heel up denilen teknik. İkisinin birbirinden farkı ne? İkisi nasıl kullanılır? Sadece birini mi kullanmak lazım? İkisini beraber de kullanabilir miyiz? Biraz bunlardan bahsedeyim size. Öncelikle bu iki tekniğin birbirinden farkı, en büyük farkı bana göre farklı ses çıkarması. Yani aslında siz bas davulunuzdan, yani kickinizden nasıl bir ton elde etmek istiyorsanız onu öyle çalmalısınız bence. Yani mesela uzayan, yani boomy denilen, genelde içi boşaldığı zaman kickin aşağı yukarı o şekilde ses çıkaran halini çalmak istiyorsanız, yani uzayan bir kick sesi elde etmek istiyorsanız o zaman tokmağı deriye değdirip geriye almanız gerekir ki o deri rezonansını devam ettirebilsin. Yani uzasın. Ama siz daha tight, daha sıkı, daha punch bir kick sesi elde etmek istiyorsanız o zaman beater'ı deriye vurduktan sonra yapıştırıp orada tutmanız daha uygun olabilir. Bu iki teknik de beraber iç içe kullanılabilir. Fakat öncelikle bunun için, bunu kullanmak için enstrümanın buna uygun akortlanması ya da uygun deriler kullanılması ya da uygun bir şekilde susturuluyor olması falan gibi bazı yardımcı unsurlar gerekebilir. İşin ses kısmı bu. Şimdi teknik kısmına gelecek olursak topuk yukarıda ve topuk aşağıda teknikleri nasıl uygulanır? Biraz onları göstereyim size. Öncelikle topuk yukarıda, yani heel up tekniği kullanıyorsanız bir kere öncelikle bacağınızın baldır ya üst baldır ya da üst dizinizden üst olan kısmını da işin içine katıyorsunuz demektir. Şu şekilde. Diziniz de gördüğünüz gibi yukarı aşağıya hareket eder. Bu size daha fazla volüm ve güç verir. Yani daha güçlü, daha forte, daha punch, yani net olan bir ton elde etmenizi sağlar. Aynı şekilde topuk yukarıda tekniğiyle sahteyle bir vuruş da gerçekleştirebilirsiniz. Yani vurduktan sonra tekrar beater'ı geriye alabilirsiniz. Topuk aşağıda ise gördüğünüz gibi sustain'li sesleri, notaları çalmak için biraz daha uygun bir tekniktir. Avantajı daha düşük, daha piyano notaları, daha düşük dinamikleri daha rahat çalmanızı sağlar. Daha rahattan kastım aslında daha rahat, parantez içinde daha az, çok çok daha az enerji harcayarak. Çünkü topuk yukarıda ve beater'ı geriye alarak çalmaya çalışırsanız baldırınızdan devamlı bacağınızı şu şekilde havada tutmak zorundasınızdır. O da şu ve arka taraftaki şu bölgedeki kaslarda oldukça ağrılı bir hal alabiliyor belli bir zamandan sonra. Ama uzun süreli mesela düşük notalar çalacaksanız topuk aşağıda çalabilirsiniz. Daha sonra kuvvetli
ya da punch sesler elde etmek istiyorsanız topunuzu yukarıya alabilirsiniz. Bu iki yöntemi birbirine karıştırarak, switch ederek çalmak bence en mantıklısıdır. Onun dışında yardımcı unsurlar dedim. Susturma konusunda mesela bunun gibi içi boş ve uzayan biraz daha yüksek akortlanmış bir bas davul için mesela şu tarz bir bass pedalınızın şu kısmına yerleştirerek biraz daha uzun, ince uzun şerit halinde bir bezi deriyi takmadan önce derinin ortasından geçirip onun üzerine deri kasnak şeklinde takarak belki bu uzun sesleri biraz daha kontrol edilebilir hale getirebilirsiniz. Onun dışında biraz daha 32'lik ya da hızlı tempolarda 16'lık ya da çok yavaş tempolarda 64'lük notaları double halde çalmak için kullanılan başka teknikler de olabilir. Mesela slide tekniği çabuk kick vuruşları için uygun bir teknik olabilir. Slide tekniği de şu board üzerinde sağ ayağınızı önüne ve arkaya kaydırarak elde edilen bir teknik. İki vuruş yapmak için kullanıyorsak bir tanesini board'un altına basarak bir tanesini board'un önüne basarak elde ediyorsunuz. Eğer ağır hareketli göstermek gerekirse bir arkaya bir öne, bir arkaya bir öne. Bu hareketi yaparken ayağınızı board'un üzerinde öne arkaya sürükleyerek yapmaya çalışın. Yukarıya kaldırıp aşağı öne, aşağı ya da yukarıya hareket ettirirseniz ayağınızı, yani board'dan ayırırsanız, bu size hem daha fazla enerji kaybettirecektir hem de iki tane zaman oluşturacaktır aslında. Bir, ayağınızın board'a değdiği, iki, beater'ın deriye değdiği zaman. Böylelikle de çaldığınız tempo içerisinde sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. O yüzden ayağınızı sürükleyerek, yani adı üstünde slide ederek yapmaya çalışırsanız çok daha rahat edersiniz. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.